Kansas City. Devriye arabası 2, 9.57'de geçer, 10.53'te döner. Çiçekçi kamyonu 9.58'de gelir, 10.01'de gider. Geriye 2 ile 4 dakika kalır. Peter's Schilling Oteli 116 numaralı oda dahili 6739. Yanlış numarayı aradınız. Sakın bir daha yüzüme kapatma Pete. Polis ya da adamlardan biri olsam seni aramazdım, ezer geçerdim. Demin de söyledim. Yanlış numarayı. Şimdi beni dinle Pete. Adanın Johnson olmadığını danışmada biliyorlar. Dinle, kimsin bilmiyorum ama... Ben borçtan kurtulma şansını. 300 bin dolar ve kolay bir kaçış. Hem de ülke dışına. Kimsiniz? Eğer ilgileniyorsan Baker Oteli'nde 302 numaralı odaya gel. Gece 10'da bekliyorum. Hey, dur biraz.
Girin. Hiç değişmedin Apit. Hala ürkeksin. Patronunu yakmak yapılabilecek en kötü şeydi. Ama çok yanılıyordu. Onu ele vermedin. Ama sen önce ateş edip sonra düşünen tiplerdensin. Senin konumunda neredeyse polisleri seçecektim. Birinci derece cinayette suçlanacaksın. Şansa bak ki seni bulabildim. Ölecek olmanın nesi şans? Sadece akıllı geçinen bir adımı halletmem gerekiyor. Çıkar şu maskeyi. Hadi çıkar şunu, oyunlardan hiç hoşlanmam. Senin gibi iki paralık serseri beni haklayacağını nasıl düşünebilir? O tabancayı boğazına sokmalıyım. Seni bekleyen ne Harris? Sandalye mi? Gaz odası mı yoksa yağlı ip mi? Bana telefon eden adamın sen olduğunu nereden bilebilirdim? O zamanki sesin çok farklıydı. Maske takarsan seninki de değişir. Bu işte benden başka kim var? Çok soru soruyorsun. Ama hiç cevap alamıyorum. Kiminle çalışacağımı bilmeliyim. Paramı ne zaman vereceksin ve emirleri kimden alıyorum? Hemen çık git buradan. Tamam gidiyorum. Bana şans tanımıyorsun. Çaresizim biliyorsun. İstersen gidebilirsin. Payıma 300 bin düşeceğini mi söylemiştin? En azından. Sonra özgürsün ama benim yöntemimle yapılacak. Kimse diğerlerini maskesiz görmeyecek. Para paylaşılırken bile bunun yerini ve zamanını ben söyleyeceğim. Böylece kimse kimseyi bilmeyecek. Tamam. Aradığın adamı buldun. Ne yapacağım? Odanda kal. Seni arayana kadar ortalıkta görünme. Bir dahaki sefer kullanmadan önce düşün. Tamam. Hakkımda yanlış fikre kapılma. Bu kadar kolay silah çekmem. İşi yaparken ne kadar iyi olduğunu göster yeter. Yakalanman an meselesi Tony. Henüz yakalanmadım. Polis kaçış arabasını kullandığını biliyor. Bu sefer şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis yersin. Bu sefer Tony suç tekrarı alışkanlığı maddesinden şartlı tahliye hakkı alamadan ömür boyu yiyeceksin. Olacakları söylemene gerek yok. Öyleyse anlaştık mı? Anlaştık. Ama kadın yok, anladın mı? Kadın yok. Bak dostum. Hoşuna gitmiyorsa kendin uygula. İşimin yolunda olmadığını da nereden çıkardın? Seni o kara gözlüğünün arkasından tanıyabiliyorsam polis de tanır. Sözünü ettiğin şu iş. Dinleyeceğimi söylemiştim. Sen polis katilisin. Onu son işinde öldürmüştün. Kahramanlardan hoşlanmam. Bunu seni kızartan hapishane müdürüne söyledi. Evet, hala seni dinliyorum. Neden yürürken önüne bakmıyorsun? Üzgünüm bayan ama sizi görmedim.
Yakalayın. Gördüm, bu arabaydı. İşte tarif vermek. Bütün ekiplerin dikkatine 117 duyurusu. Bütün ekiplerin dikkatine 117. Southwest Bankası'ndaki silahlı soyguna karışan şüphelilerin tarifini veriyorum. 3 adam maskeli, üçü de aynı tulumu giyiyor. Batı Wholesale çiçekçisine ait bir servis arabasını kullanıyorlar. Çok dikkatli olun. 3 adam da silahlı. Çek. 80K'dan merkez 2'ye 117 şüpheli çiçekçi arabasını bulduk. Jackson'la 20'nin köşesi. Neler oluyor? Ellerini ensene koy ve dışarı çık. Hadi dışarı çık. Siz çıldırdınız mı? Kapa çeneni. Siz içeridekiler teker teker dışarı çıkın. Ellerinizi havaya kaldırın. Pekala dostum. Arkadaşlarının tanımasını istiyorsan konuşmaya başla. Onu sen açacaksın. Neyi açacağım? Çıldırdın mı? Orada çiçekten başka bir şey yok. Sana aç dedim. Onları nerede indirdin? Hadi konuşsana. ...300 mil uzakta olmalıyız. Bundan sonra bizi asla yakalayamazlar. Ne zaman bölüşeceğiz? Ben de bölüşmekten söz edecektim. 4 papaz, sağlam bir el. Elimizde bunlar olacak. Bu kağıtları saklayın. Her şeyi ayarladım ama bir terslik olur da ödemeyi ben yapamazsam... ...parayı gönderdiğim kişiler sizi bu kartlarla tanıyacak. Bir daha söyle. Ortalık yeterince yatıştıktan sonra bölüşeceğiz. Bence şu an çok uygun. Boş yere beklemeyelim. Sıcak parayla nereye kadar gidebilirsin? Eyaletteki tüm polisler onları arıyor. Nasıl mı deneyeceğim? Maskeyi çıkarmamanı söylemiştim. Elbette. Söyledin öbür şeyde. Bu kağıtları kimse sizi ele vermesin diye dağıttım. Birbirinizi de ele veremezsiniz. Çünkü maskelerinizi çıkarmadınız. Bu işi polisler de muhbirler de çözemez ve bu şekilde kalacak. Paradan söz et. Pekala. Bundan birer tane alacaksınız. Beklerken rahat etmeli ve belaya bulaşmamalısınız. 300 bin doları beklerken beladan uzak durmayı başarabilirim. Kararınızı verin. Tercihiniz ne olacak? Gideceğiniz yerin biletleri orada. Farklı yabancı ülkelere gidiyorsunuz. Orada kalın. Telgrafla yeri ve zamanı bildireceğim. Ve maskeleri atmayın. Ödemede takacaksınız. Burada iniyorsun. Şu zile bas. Kapıyı aç. Atla. Peki ya ben? Sana zamanını söyleyeceğim. Bu sabah bankanın yanındaki çiçekçiye iki kez uğraman tuhaf değil mi? Ben oraya bir kez gittim. Öyleyse teşhis eden kadın yalancı. Hayır, doğruyu söylüyor çünkü onunla çarpıştık. Ve aracının kaçışta kullanıldığına yemin edenler var. Onlar da mı doğru söylüyor? Hırsızlıkla ilgim olduğunu söyleyen yanılıyor, tamam mı? Sana göre orada birkaç adam daha vardı. Nereden bileyim, orada değildim. Oyuna getirildin değil mi? Evet. Hapiste geçirdiğin yıl o zaman da mı oyuna getirilmiştin? Buradaki yüzbaşıya sor, beni tutuklayan kişi oydu.
Gerçekten örnek bir vatandaş. Bakın, kumar yüzünden hapis yattım diye beni banka soyguncusu ilan edemezsiniz. Ona acımamızı istiyor. Peki ya araba? Eğer bunun cevabını bilseydim şimdi burada olmazdım. Sana cevabı vereyim. Başka bir araba yoktu. Bakın ben... Bay Andrews buraya sigorta şirketinden geldi. Sana bir şans daha vermeye niyetli, değil mi Scott? Evet, niyetim var. Aynı sorular, aynı cevaplar. Nefesini boşa tüketme. İşim bu, Joe. Ne de olsa kaybı karşılayacağız. Ve hatta paranın %25 kadarını ödül olarak vermeyi bile düşünüyoruz. Bilgiyi veren 300 bin doları alır Joe. Sen endüstri mühendisisin değil mi? Okuldan mezun olamadım. Evet öyle. Okuldan ayrılıp İstikyan Birliği'ne katılmışsın. Çok iyi bir askermiş. Bronz yıldız, mor kalp. Onlarla bir kahve bile alamazsın. Geri dönünce gece dersine devam etmişsin. Neden? Böyle eğitimli biri neden alanıyla alakasız bir işe girdi diye soruyorum. 1 milyon doları cebe indirmek için, nedeni bu. Bu işi şartlı tahliye memurum buldu, ona sorun. Bay Collins sizinle çalışırken sorun çıkardın mı? Hayır Joe, sorun çıkarmadın. Ama bu şartlar altında seni çıkarmak zorundayım. Bu kişisel bir şey değil. Sen de bilirsin ki evet, müşterilerimizin çoğunluğunu muhafazakarlar oluşturur. Nasıl olduğunu bilirsin. Evet, nasıl olduğunu biliyorum. Çavuş, Bay Collins'i evine gönderelim. Onunla gidiyorum, birkaç soru soracağım. Pekala Rolf. Zor kullanmamızı istersen bunu da ayarlayabilirim. Bu yüzden 20 yıl hücrede yatabilirsin. Ne istiyorsunuz? Ben yaptım dememi mi? Neden çıkmıyorsunuz Bay Martin? Yarın önemli bir gün. Çocuklarla ben Rolf'e eşlik ederiz. Ne düşünüyorsun McBride? Onu bana ve çocuklara bırakırsanız, itirafnamesini sabah masanızda bulursunuz. Yarın sabah erkenden geleceğiz. Son baskı! Son baskı! Büyük banka soygunuyla ilgili son haberler. Son baskı! 1 milyon dolarlık soygunu okuyun. Pekala, onu bir kez daha alıyoruz. Yeni ziyaretçilerim var Rolf. Hadi kalk. McBride. Onu bırakmak zorundayız. Polis sahte çiçekçi arabasını yarım saat önce bulmuş. Terk edilmiş bir kamyonun içindeymiş. Bu hala Rolf'ü temize çıkarmaz. Kendininkini şaşırtmaca olarak kullanmış olamaz mı? Böylece diğerleri kolayca kaçıp gitti. Her türlü olasılık var. Bana biraz daha zaman verirsen bülbül gibi konuşturur. Unut bunu. Her hareketini araştırdım. Adam temiz. Pekala Rolf. Gidebilirsin. Olanlar için üzgünüm. Demek üzgünsün ha? Böyle şeyler olur. Zahmetiniz için... teşekkür ederim. Hadi git buradan. Galiba dediğimi duymadın. Zahmetiniz için dedim.
Son baskı! Son baskı! Ne okuyorsunuz? Büyük banka soygunu burada. Son baskı. Büyük banka soygunuyla ilgili son haberler. Eski mahkum 1 milyonu alıp kaçtı. Banka soygunuyla... Hey! Bu o adam! Bu o adam! Bunu yapmalısın Rick. Rick, beni anlamıyorsun. Bak, zor durumda olduğunu biliyorum ama Joe'ya yardım etmelisin. Rick. Rick. Merhaba Joe. Merhaba Eddie. Bir şey ister misin? Evet, iki şey. Bir fincan kahve ve söz verdiğin şu bilgiyi. Söylediğim gibi. Birincisi çok kolay. Dinle Eddie. Beni bu işe kimin karıştırdığını bulmalıyım. Ona sordun mu? Burnunun dikine gidiyorsun Joe. Peki burnumun dikine gidiyorum. Kaybedecek neyim var? Bak Eddie. 3 hafta geçti. İşim, seçeneğim, hiçbir şeyim yok. Yapma. Hey, tamam. Sakin ol. Ben senden yanayım. Sana bir fincan daha vereyim. Bu gece yine gel. Kapanış saatine doğru. Kardeşim başının belada olduğunu söyledi. Kendimi temize çıkarmanın bir yolunu bulmalıyım. Bazen bu zor olur Joe. Bazen çok zor olur. Bak, kimin iftira attığını bilmek istiyorum. Bu şehirden olmadığını biliyorum. Fikrin var mı? Belki. Pete Harris bu yüzden Meksika'ya gitmiş olabilir. Pete Harris mi? Meksika'da nerede? Tijuana'da. Zar atılan yerlere bak. Oyundan asla uzak duramaz. Başka bir şey? Koyu renk, tuhaf gözleri vardır. İçtiği sigaralardan onu kolayca bulabilirsin. Zinciri takip et yeter. Teşekkür ederim. Bol şans Joe. Ve çok dikkatli ol. Teşekkür ederim. Iwo Jima'da hayatını kurtaran adam buydu ha? Sana inanıyorum. Benim adım Diaz efendim. Eğer biraz eğlenmek isterseniz Tijuana'daki bütün iyi yerleri bilirim. Zar masası varsa olabilir. Oo, ama kumar yasa dışı. Evet. Ama tıpkı Amerika'daki gibi efendim. Kanunun bilmediği bazı şeyler vardır. Size iyi bir şans oyunu yeri göstereyim. Peki.
Evet, hadi. Tamam, hadi. Benimki burada. Hadi beyler, tamam. Polisleri görelim. Benimki burada, şunu da koy. Hadi. Tamam, polisleri görelim. Evet. Polisleri görelim. Tamam, benimki orada. Buraya bakın. Sana tutunca koyamazsın. Tamam, paramızı. Paraları görelim. Evet. İşte evet. İşte oraya koydum. Hadi. Harika. Evet. Tamam, işte beklediğim yolu. Ödemeler geliyor. Hadi yere tekrar oynayacağım. Pekala, daha fazla bahis yok beyler. Hadi bakalım, geliyor. Görelim, elleri görelim. Hadi. Hadi. Çok şanslı. Evet. Harika. Ödemeler yapılsın. Hadi paramı. Kazandım. Hadi. Tamam, geliyor, geliyor. Yedi at, tamam, hadi. Hadi yedi at, yedi at. At, hadi. Hadi. Hayır. Olsun. Ne biçim atıyorsun sen? Peki bizi yaptın be adam. Başka yer var mı? Evet efendim, ama bütün paramı kaybettim. Tamam, hadi bir daha. Hadi baylar, hadi baylar. Oo, gracias efendim. Hadi. Tiyatro oyununa bak. Elini masadan çek. Tamam. Elini masadan çek. Hadi, buraya oynadın, buraya. Tamam. Hızlı oyna, hızlı oyna. Tamam. Ateşini alabilir miyim? Başka para. Hadi, acele edin. Hadi, pekala beyler, herkes masadaki yerini alsın. Evet. Pekala, biraz geri çekilin. Para koymuyorsanız masadan uzaklaşın. Evet, oyunculara yer açın. Pekala, bırakın zar atılsın. Ve geliyor. Hadi zar, utandırma. Ve 2-4'le atıyor. Senin gecen değil dostum. Sıradaki atıcı. Hadi bakalım, iyi bir atıcı gelsin. Büyük 6 ve 8'de kaybetmezsiniz. Ve krep seyredilerek oynanmaz beyler. Hadi bakalım beyler. Atamayacağına 20 dolar. Bahis oynamalısınız bayım. Hadi at. Iskaladınız, içerisi kaybeder. Pekala, içeridekileri alıyor, dışarıdakileri ödüyoruz. Zardan sonra acele ediyoruz. İyi bir atış tüm kötülükleri yok edebilir. Yeterli paranız yoksa iflas edebilirsiniz. Pekala, yeniden atıyoruz. Bırak zarlar yuvarlansın, bence yine de atamayacaksın. Ona bu sözleri yuttur bayım. Bir yirmilik daha. Ve işte geldi. Ve zarların toplamı 9 ediyor. Bütün para için 9 atıyor. 3'e 2 atamayacak. Atacağım 50'ye 25 varsa girerim. Bahis kapandı. 3'e 2 geçerli. Bunu ben öderim. Pekala beyler. Hadi bakalım. Paraları masaya koyalım. Ve atıcı zarları masaya fırlatıyor. Oh, şeytan yine burada. Sadece 7 atabildi. İçeriye alıyoruz, dışarıya ödüyoruz. 10.30 olduğunda sana söylememi istemiştim. Pekala, bana da yer açın. Pekala, zarı fırlatın artık. Hadi zar, beni utandırma. Aa, hadi. 4-3 attı ve yine yandı. 4-3 mü? Olamaz. Evet. Ve nihayet yeni bir atıcımız var. Masaya boş boş bakmayalım beyler. Büyük 6 ve büyük 8'de kaybetmezsiniz. Masaya para yatırmazsanız bu oyun dönmez. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Hadi sallayın bakalım. Biraz önce gelen adam kim? Bilmiyorum. Turistin teki, neden? Adam canımı sıktı. Onda bir terslik var gibi. Evet, bu sefer şansım. Görüşürüz Diyaz. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Pekala, krep oynayanlar lütfen dışarı doğru çekilip yer alsın. Sıradaki atıcı geliyor. Masaya yukarıdan bakmayın beyler. Büyük 6 ve büyük 8'de asla kaybetmezsiniz. Sakıncası mı var? İyi oynayan biri için fazla aceleci davranıyorsun. Kanuna aykırı mı? Her kim? Seni buraya kim getirdi? Hadi dostum. Diyaz, taksi şoförü. Kaybetmeyeceksiniz beyler. Hadi evet, paralar. Evet. Bu kadar pinti olmayın. Tamam dostum. Hadi beyler. Oyun başlıyor. Pekala zeki çocuk. Beni buldun. Ne istiyorsun? Senin derdin ne? Bütün gece gözünü üstümden ayırmadın. Bence doktora gitmelisin dostum. Durumun çok kötü. O kadar hasta değilim. Öyleyse hayal kurmayı bırak. Ve biraz dinlen.
Kimsiniz? Aşağıda misafiriniz var. Evet. Bak, o adama söyle. Şimdi seninle biraz konuşacağız. Sen polis misin? Bu terbiyeli olman için. Ben çiçekçi arabasını kullanan adamım. Neden söz ettiğini bilmiyorum. Bana iyi bak Pete. Suçu üzerine atmaya çalıştığınız adama bakıyorsun. Yanlış adama geldin. Bırak beni, tamam mı? Konuştuğun zaman bırakırım. Çok yanılıyorsun. Payınla ne yaptın Pete? Seni anlamıyorum. Anlayacaksın. Orada para falan yok. Sen de onlardan biriydin değil mi? Neden söz ettiğini bilmiyorum. Dinle. Bu benim çantam değil. Onu bir arabadan çaldım. Yalan söylüyorsun. Ver onu bana. Bu ne? Uçak bileti mi? Ve telgraf. Bora Dost'a ilginç olan ne var? Demek yine en baştan başlayacağız. Hadi durma. Devam et. Ama hala neden söz ettiğini bilmiyorum. Seni ben konuşturamazsam polisler konuşturur. Dur. Polis olmaz. Demek onlardan birisin ha? Ben. Başka sebeplerim var. Ben bununla ilgileniyorum. Uçağın 50 dakika sonra kalkıyor Pete ve sen içinde olmayacaksın. Dinle. Bu arada olsa gitmek zorundayım. O telgraf benim için 300 bin dolar demek. Senin payına? Bunu kim planladı? Bilmiyorum. Bak. Sana karşı bir garezimiz yoktu. Seni tanımıyorduk bile. Olaylar böyle gelişti. Çok şanslıymışsın. Başka kimler vardı? Bunu da bilmiyorum. Hepsi maskeli 4 kişiydik. 3 kişisiniz sanıyordum. 3 kişi. Bir de Bay Big. Bak, bak sana doğruyu söylüyorum. Böyle planlanmıştı. İşi hep maskelerle yaptık, tamam mı? O bizi tanıyor. Ama hiçbirimiz onu tanımıyoruz. Anladın mı? Bu şekilde birimiz yakalanırsak onu ele veremeyiz. Bu hariç her şeyi açıklamış oldun. Oraya gidene kadar bunun anlamını öğrenemeyeceğim. Pekala ortak. Birlikte öğreneceğiz. Ortak mı? İri adam beni de bu işe bulaştırdı. Bu yüzden parayı 5'e böleceğiz. Dalga geçiyorsun. Eğer para 5'e bölünmezse o zaman hiç kimse parasını alamayacak. Tamam. Devam et. Kendini astır. Bundan keyif duyarım. Pekala. Diyelim ki ne yaptığımı bilmiyorum ama sen onları ele verdin. Bu yüzden birlikte asılırız. Unutuyorsun. Büyük adamı tanımıyorum bile. Öyleyse şansımı denerim. Ama sakın unutma. Burasıyla Bora Dost arasında senin hiç şansın olmayacak, ortak. Şimdi hazırlan. Uçağımızı kaçırmak istemeyiz. Bir sigara verir misiniz? Bora Dost'a bilet istiyorum. Peki efendim. Tam zamanında geldiniz. Bora Dost'a Meksiko City üstünden gidiyorsunuz. Saat 10.30'da kalkıyor. Gidiş dönüş mü? Sadece gidiş. Bilet 92 dolar efendim. Hey Barney. Bak kim burada. Sigara makinesinin yanında. Tanıdın mı? Bu Pete Harris. Evet, ta kendisi. Sen git onu yakala. Bu adamı merak etme. Sen burada kal.
Polisler! Anlamıyorum. Cebine uzandı ama silahsızmış. Merak etmeyin bayım. Bu adam cinayetten aranıyordu. Evet. Onca para... gitti. Parayla ilgili ne demek istedi? Ne parası Pete? Nasılsa öleceksin Pete. En azından içini dök. Doğru söylüyor Pete. Bize parayı anlat. Burada kiminle beraberdin? Meksika'da ne yapıyordun ha? Nereye gidiyordun? Söyleyecek bir şeyin yok mu? Nasılsa kurtulamazsın. Acele polisi bağlayın. Evet, çok acil. Havaalanına hemen bir can kurtaran yollayın. Biriyle beraber olduğunu mu söyledi? Bana öyle geldi. Belki de öyledir. Can kurtaran birazdan gelir. İşe bakın. Bütün... Ne parası? Ne parası Pete? Ona sorun. Kime soracağız Pete? Hadi Pete, zamanın azalıyor. Söyle bize kime? Sorun. Pete! Bayım, biletinizi unuttunuz efendim. Bavullarınız uçağa yerleştirildi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Dikkat dikkat. Bay Pete Harris, lütfen uçağa binin. 589 sefer sayılı uçak hemen kalkıyor. Burada olsun. Buenos días, señores. Günaydın misafirlerimiz. Günaydın. Görünüşe bakılırsa bugün nihayet biraz yağmur yağabilir. Umarım yağar, biraz serinleriz. Bu sayede herkes dışarı çıkıp oynayabilir. Buenos días, señor Kane. Ne kadar iyi Bay Romano. Bakıyorum istediğiniz şeyi bulmuşsunuz. Belki bu hoşunuza gider. Evet. Almak istemez misiniz? Fena bir şişe değilmiş. Ne kadar? Sadece 11 Amerikan doları. 11 papel mi? Siz bilirsiniz bayım, eğer ucuz bir şey arıyorsanız. En iyisinden başkasını istemem. O zaman sizin için güzel bir paket yapayım mı? Zahmet etme. Onu güzel bir hanım için aldım. Bana mı? Ne kadar hoş. Ama bayım, siz çok cömertsiniz. Yine de borcunuz 11 Amerikan doları. Bunu da hesabıma yaz. Peki bayım. Teşekkür ederim. Şu Teresa tam bir mücevher. Benim için çalışan kızların en akıllısı. Aynı parfüm şişesini 11. kez satmayı başardı. Böyle çalıştığı için ona %50 komisyon veriyorum ya. Peki bu adam kim? Buraya dün geldi. 2 saattir buradasın ve Tony Ramone ile tanışmadın mı? Gel sizi tanıştırayım. Zahmet etme. Hey Thomas, neden hala yağmur yağmadı? Bu dünyada kontrol edemediğim tek şey yağmur. Evet, ama dışarı çıktığım anda bardaktan boşanırcasına yağmaya başladı. Merhaba. Senyor Foster. Günaydın Tomaso. Neden herkesin suratı asık? Hava yüzünden senyor. Ne yapacağı bilirsiniz. Amerika'da kar fırtınası varmış. Öyle bir şey burada da olsaydı. Ama hayır. Güneşten başka bir şey yok. Bir de balığa çıkan insanlar. Bir kere de bir balık insan yakalasa ya. Bu da olabilir Tomaso. Yemin ne olduğuna bağlı. Senyor Foster, Senyor Kane. Bay Kane, öyle mi? Evet, merhaba. Burası çok güzeldir. Yıllardan beri buraya gelirim. Bay Foster,
Size tütününüzden getirttim. Aa, çok iyi Teresa. Tütünüm bitmek üzere. Teşekkür ederim. Hı-hı. İyi avlar. Teşekkür ederim. Ne zaman balık tutmayı deneyeceksiniz Bay Romano? Bu sıcakta mı? Daha iyi sporlar var. Bu gece yine kağıt oynayalım mı? Sana ödeşme fırsatı vereceğim. Erken gel ve çok para getir. Merhaba Tim. Gelmene sevindim Scott. Evet, çok sağlıklı görünüyorsun. Şu küçük kızın o nasıl? Oo, artık koca kız oldu. Baro sınavları için evde hazırlanıyor. Yakında avukat olacak. Seni eski mekanında görmeyeli uzun yıllar oldu. Evet. Görevden ayrılma evrakımı imzalayalı 2 yıl, 1 ay ve 8 gün oldu. Hala üzgün müsün? Hayatının 20 yılında polislik yapıyorsun ve kovuluyorsun. Ne yani, sevinmem mi gerekiyor? Belki de ayrılma zamanı gelmişti. Çünkü sağlığını etkilemeye başlamıştı. Buna malulen emeklilik diyelim. Pekala Scott, malulen emekliyim. Yanlış kişileri destekledin Yüzbaşı Foster. Ve elimizde yeni biri var. Buna komplo denir. Evet, ismi ne olursa olsun unutman gerek. Eski hatıralar can sıkıcıdır. Burada buluşmak için yolladığın şu acil telgraf neydi? Southwest Bankası işinde bir yere ulaşabildin mi? Hayır, ulaşamadım. Bu yüzden yukarıdakiler canını sıkmış olmalı. Keşke o kadarla kalsaydı. Üstelik bütün bankalar paraların seri numarasını belirlemek için alarmda. Ve şimdiye kadar bir tane bile bulunmadı. Bu işi çözmeyi ister miydin? Arka bahçemde petrol bulmayı da isterdim. Bilmiyorum ama o çeteyi sana teslim edebilirim. Eski arkadaşınla dalga mı geçiyorsun? Hiçbir sonuç çıkmayabilir ama aradığın şey de olabilir. Kısa zaman aralığıyla buraya gelen 2 tuhaf karakteri izliyorum. Boyd Kane bir şey ifade ediyor mu? Kane mi? Evet, onu kuyumcu dükkanı soygunundan arıyordum. Telgrafı yollarken bunu biliyorum. Başka kim var? Tony Romano adında bir ödül paketi var. O tür bir banka işine çok uygun. Birbirlerini tanımıyormuş gibiler. Ama bu polisin fark edeceği bir oyundur. Ben de dinledim. Evet ama 3 kişi olmaları gerekiyordu. Burada mantığımı devreye soktum. Üçüncüsü her an gelebilir. Bu çok mantıklı. Başka bir şey? Bence parayı bölüşecekler. Büyük para. Şu Southwest Banka soygunundan kaldırılan kadar. Bu ne güzel bir haber. Bölüşmek için toplanıyorlar ve boyunlarına yağlı ilmiye sokuyorlar. Bunu nasıl yapacağız Tim? Ben arayana kadar ortalıkta görünme. Polisle bağlantıya geç. Seni nasıl bulabilirim? El National'dayım. Teşekkür ederim Timi. Görüşürüz. Senin ne kadar ödül verileceğinden haberin var mı? Biraz fazla olmalı. Sigorta şirketinin karşıladığı miktarın %25'i. Bu 250 binden fazla eder. Bu çok iyi para. Ve sen işinin bittiği söylenen polissin. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Beğendin mi? Güzelmiş. Senyorita Helen, bu ne güzel sürpriz. Sizi beklemiyorduk doğrusu. Nasılsın Tomasso? Çok iyiyim efendim. Ya siz? Çok iyiyim. Siz misafirinizle ilgilenin. Elbette. Eğer senyor kayıt masasına gelirse. Tabii. Tijuana, Meksika'dan geliyorsunuz. Benim de kız kardeşim orada yaşıyor. Öyle mi? Tomasso, bana ver, ben götürürüm. Benimle gelin bayım. Sizi bungalovunuza götüreyim. Beni izleyin. Sonra görüşürüz. Refakat için teşekkür ederim. Benim için zevkti.
Hiç fena değilmiş. Adım Teresa, hatıra satarım. Balık tutmaya mı geldiniz? Buraya tatile geldim. Çok iyi. O zaman doğru yere geldiniz. Söylesene, bilardo oynayan adam kim o? Ya o adam. Bir şey almak istemez misiniz? Mesela hediye, hatıra, eve yollayacak bir şey. Belki. Çok özel bir bayan parfümü. Bilardo masasındaki adam kimdi? O Bay Kane. Bu sabah geldi ama pek konuşkan değil. Sabahtan beri sakız çiğneyip duruyor. Peki diğer adam? Bay Romano mu? İşte o adam. Gerçekten çok cana yakın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim bayım. Bayım, hediyelik eşyaları sakın unutmayın. Hediyesiz tatil olur mu hiç? Merhaba balıkçı. Şansın varmış. Helen. Bir an beni gördüğüne sevinmediğini sandım. Tabii ki sevindim. Seni ne zaman görsem sevinirim. Ama habersiz geldin. Burada ne yapıyorsun? Senin çalışman gerektiğini sanıyordum. Sana önemli bir haber vermeye geldim. Hukuk sınavlarından daha önemli bir şey olamaz. Tabii ki var. Sen varsın. Bu yüzden buradayım. Hukuk öğrencisi olmanın bazı avantajları var. Bir iddia hazırladım ve belediye başkanına götürdüm. Tıpkı avukat gibi konuştun. Gerçekleri duyalım. Pekala baba, gerçekler. Meclis başkanı dosyanı yeniden açacak. Ama anlamıyor musun baba? Polisliğe dönmen için bir şansımız olabilir. Unut bunu. Çok geç. Artık geri dönmek istemiyorum. Hayır. Bak baba, karşındaki kızın Helen. Beni kandıramazsın. Politika yüzünden teşkilattan atılmanın seni üzdüğünü biliyorum. Bu senin geri dönüş fırsatın. Gururuna yenik düşmeyeceksin, öyle değil mi? Pekala canım, teşekkür ederim. Şimdi doğruca eve, hukuk kitaplarına dönmen gerekiyor. Kendime bir hafta tatil verdim. Bu arada az önce gelen genç adam hoşuma gitti. Adamın adı Pete Harris. İşte kocalarımız. Bütün gün balık tutup bütün gece uyuyorlar. Bu bizim tatilimiz olacaktı güya. Eğer uyanık kalsalardı poker oynamalarına bile kızmazdım. Olsun'u hatırladın mı? Gördüğüm en iri adamlardan biriydi. Yaklaşık olarak 140 kilo kadar vardı. Tam yumuşatmıştım ve karaya çıkmaya hazırlanıyordum. Merdivenin basamağını kırdı. Şu anda kağıt oynuyoruz, hatırladın mı? Ve şu adam 10 dolar artırdı. Affedersin. Ben yokum. Hadi dağıtsana. Beni kaçırmaya çalışıyorsun. Belki. Elim büyük, kızlarım var. Ben artırmıyorum. Ben de. 25 dolar. Bir dakika. Kız döper. 3-4'lü. Bu adama ne diyorsun sen? Hatıra bayım. Senyor Harris. Nasıl derler, buraya gelip bir el katılın bize. Oturun, size biraz fiş vereyim. Katılacak mısınız? Ben sizde durumunuz gayet iyi. Senyor Harris, Bay Foster'la tanışın. Her zaman o kazanır. Senyor Romano ise hep kaybeder. Senyor Morelli daha çok balıklarla ilgilenir. Tanıştığımıza sevindim. Seni uyarıyorum. Küçük izli Foster'ın oyununa gelme. Buraya geldiğimden beri beni söğüşlüyor. Çok iyi oynuyor. Kızı beni uyardı bile. Dikkat edeceğime söz verdim.
Kötü şansını zorlamaması gerektiğini öğrenmemiş. Evet. Burada uzun zaman kalacak mısın? Bilmiyorum, bir süre kalabilirim. Nerelisin? Kansas City'liyim aslen. Orada bir kız tanırdım. İyi aşçıydı. O aslarla artıracak mısın? Aa, evet. $5 korkup da kaçmayın diye. Ben varım. Pas. Ben de varım. 10 olsun da girmesinler. Şimdi anladın mı? Ben varım. Görünüşe bakılırsa bir kaz buldun. Kazlara her zaman yer vardır. Evet. Nakde çevirebiliriz. Galiba sana $10 borçluyum. Erken kalkmıyor musun? Ne yazık ki. Yatmadan önce köyde biraz yürümek istiyorum. Hızlı yürüme. Gözünü kırpana kadar kasabadan çıkarsın. $10 yeterli Bay Harris. Yine gelin. Kaybeden oyuncuları severiz. Bu şans kağıdım. Gördüğüm en büyük pottan kalan hatıra. Oyununuzu bölmeyeyim. İyi geceler baylar. İyi geceler senyor. İyi geceler.
Odama neden girdiğini anlat bakalım. Amacım kötü değildi. O kağıdı masaya neden bıraktığını sormak için gelmiştim. Bundan sana ne ha? Bak, konuşmadan önce emin olmalıydım. Devam et. Bizim gibi iki kişinin bu muz kasabasına tatil için gelmediğini anlamak çok zor değil dostum. İşte sadece cüzdanımı çıkaracağım. İşte kimlik kağıdım. Sen Dorset'ekilerden biri olmalısın. Evet. Sen de kamyonu kullanıyordun. Ben sert davrandığım için üzgünüm. Olur böyle şeyler. Ben de aynı şeyi yapardım. Sen yanana kadar öbür adamı da ortaya çıkaracağım. Kim? Kane. Olabilir. İki gün sonra hepimiz gitmiş olacağız. Düşünsene. Adam başı tam 300 bin dolar. Eğer alabilirsek. Bu ne demek oluyor ha? Kendimizi kandırmayalım. Kim olduğunu bilmiyoruz. Gelmezse onu asla bulamayabiliriz. Ama bölüşmeyecekse bizi neden çağırsın? Bilmiyorum. Tanımadığım birine çalışmak hoşuma gitmiyor. Özellikle de o beni tanıyorken ve ben onu tanımıyorken. Aynı fikirdeyim. Peki ya bu Kane? Bay Bick olabilir mi? Dalga mı geçiyorsun? O sakız çiğneyen adam mı? Rol yapıyordur. Evet. Olabilir. Bu arada gidip kendime biraz sakız alacağım ben. Tamam. Anladım. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Oyun nasıl gitti? Biraz daha otursaydın baban beni mahvedecekti. Seni uyarmadığımı söyleyemezsin. Önemli değil. Yarın gece onunla ödeşirim. Erkeklerin anlamadığım yönlerinden biri de bu. Neymiş o? Bütün yıl çok çalışıp tatilden başka bir şeyden söz etmiyorsunuz. Tatil gelince eve kapanıp kağıt oynuyorsunuz. Mantıklı değil, haklısın. Birçok şey mantıksız. Ne gibi mesela? Evet, mesela sen bütün yıl ne yapıyorsun? Kağıt oynamak için para biriktiriyorum. Keşke yanımda mayo yerine bir deste kağıt getirseymişim. Bence doğru olanı yapmışsın. İyi yüzebiliyor musun? Senin kağıt oynadığın kadar. Bak ne diyeceğim. Yarın sabah havuzda buluşalım. Ben sana öğretirim, sen de bana. Tamam, anlaştık. Senyor Foster, size bir telgraf var. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peter Harris'le ilgili sorunuzun cevabı. 14 Ekim'de burada vurularak öldürülen adamın parmak izleri bu isimdeki Amerikan suçlusununkiyle aynıdır. Tijuana polis şefi Paul Garcia.
Günaydın. Günaydın. Randevularınızda her zaman kitapla mı gelirsiniz? Bu randevuya bağlı tabii. Bakabilir miyim? Missouri Eyaleti Anayasası, Kanunlar ve Prosedürler. Ne demek bu? Baro sınavlarına hazırlanıyorum. Başka soru sorma. Kadınların yüksek eğitim almasına karşı olduğunu söyleme sakın. Hayır, sadece nedense seni avukata benzetemedim de. İnsanlar genelde oldukları gibi görünmezler. Mesela seni ele alalım. Sana baktığım zaman tahminim şu olurdu. Bir balıkçı. Bunun yerine başka ne olabilirdi? Satıcı mı? Satıcı olsam hoşuna gider miydi? Hey bak, cevapları almak için sorguya çekmesi gereken benim. Duyduğum kadarıyla en iyi tanıklar cevapları bulmaya çalışanlarmış. Tavsiye için teşekkür ederim. Başka tavsiyelerim de var, üstelik bedava. Bütün davalarında erkeklerden kurulu jüriler oluşturmaya çalış. Asla kaybetmezsin. Hey, yine bir şeyler biliyormuş gibi konuştun. Sigaramı bungalovda unutmuşum. Hemen dönerim. O Bay Harris. Sütçü müsünüz? Yoksa dondurmacı mı? Günaydın Bay Foster. Ha, merhaba. Bu gece kağıt oynayalım mı? Aa, oynayamam. Yemeğe çıkıyorum bir avukatla. Sınavına çalışması asla avukat olamaz. Yemek de yemesi gerek. Bize katılsanıza. Çok isterim. Tamam, akşama görüşürüz. Ayağa kalk. Dediğini duydun mu ahbap? Zeki çocuk, seni duymadım. Ne oldu ahbap? Kulakların mı tıkandı? He? Artık seni duyabilir. Değil mi? İşbirliği yapacak. Değil mi ahbap? Neler oluyor? Zeki çocuk neler olduğunu bilmek istiyor. Senin amacın ne bayım? O biliyor. Sen beni aptal mı sandın ha? Bu hiç hoşuma gitmez. Sen çıldırmışsın. Durumu sana açıklayayım bayım. Pete Harris'le birlikte Juliet'te zar atmıştık. Yani sen o değilsin. Şimdi birlikte sessiz bir yürüyüş yapacağız.
ve doğru yere geldiğimizde hayatının hikayesini anlatacaksın. Buradan çıkmayacağım. Evet, gürültü yapın. Polisleri getirin. Zeki çocuk sessiz olmamızı istiyor. Girin. Ah! Affedersiniz, yer için olduğunu bilmiyordum. Önemli değil, içeri gel lütfen. Bayan Foster, Bay Romano'yu tanıyorsunuz. Ve Bay Kane. Bay Romano'yu otelde görmüştüm. Nasılsınız Bay Kane? Merhaba. Beni yürüyüşe gitmeye razı etmeye çalışıyorlar. Ama randevumuz olduğunu söyledim. Aa, hiç sakıncası yok. Ben de böyle demiştim. İkisi de doğayı çok seviyormuş. Kapıyı çaldığında biz de bunu konuşuyorduk. Evet. Gördüğüm kadarıyla sıcak bir sohbetmiş. Aa, evet. Bunu size vermek için uğramıştım. Teşekkür ederim. Düşürdüğümü fark etmemişim. Bunu sadece yılanlara karşı taşıyorum. Sonra görüşürüz Harris. Evet. Hey Tony. Burun kanamasının tedavisi için en iyi yöntem sırta saplanan soğuk bir bıçaktır. İyi adamlar. Eğlenceliler. Benim için hikaye uydurmana gerek yok. Kanuna göre insanlar suçu kanıtlanana kadar masumdur. Evet öyle. Şu anda gördüğün delillere bakarak eğer avukatım olsaydın bana ne tavsiye ederdin? Sana hiç konuşmamanı söylerdim. Ta ki doğru cevabı bulana dek. Yoksa kendini yakabilirsin. Evet, bana iyi bir tavsiye verdin. Teşekkür ederim. Bu tavsiye bedava. Yarın gün doğarken balıkçı iskelesinde Manyana isimli teknenin yanında ol. Senyor Kane, ben de sizi arıyordum. Bir mektubunuz var. Üstelik bir iş mektubuna benziyor. Ta 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 rap.
Ta 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 İyi günler misafirlerim, iyi günler. Ah, Senyor Romano, size mektup var efendim. Ve üstelik bu da bir iş mektubuna benziyor. Size de mektup var Senyor Harris. Ah, teşekkür ederim. Rica ederim bayım. İzninizle. Mektup evden gelmiş. Bekleyebilir. Bence bu gece biraz ders çalışmalısın. Aa, ne kadar düşüncelisin. Nasıl olur Bay Foster? Yemek için çok teşekkür ederim. Sakın unutma. Yarın sana soru sorabilirim. Sabırsızlıkla bekleyeceğim. Ne geceler. Tony, ne kadar güzel olduklarına bakmıyorsun bile. Ve sadece 11 Amerikan doları. Burada her şey 11 dolar. Tony, beğendin mi? Onu da hesabıma ekle. Teşekkür ederim, Tony. Sonra görüşürüz. Bakıyorum sen de davetiyeni almışsın. Evet. Peki içerideki arkadaşın? O da aldı mı? Gidip ona soralım. Hayatım, genellikle ilişkilerine karışmam ama bu benim babalık görevim. Galiba durum ciddi. Sen olduğunda her zaman ciddiyim. O adamı unutmanı istiyorum. Ama hakkında hiçbir şey bilmiyorsun baba. Sen de bilmiyorsun. Bu tarafa Raki. Hemen tabancanı at Kane. Sana söylediğini yap sana. Bırak şunu. Kuyunun içine. Hadi bırak. Silahını at Kane. Hayır, dur, dur. Hadi, at onu, at. At şunu. Ateş etme. Onu kuyuya at. Sana söylediğini yapsana. Ateş etme. Kuyunun içine at. At şu silahı. Pekala, bir işe yaramaz aptallar. Şimdi beni dinleyin. Tabii kuyudaki silaha katılmak istemiyorsanız. Parti için davetiyemi aldım. Peteris'in payını alacağım. Harris'in işini sen bitirdin. Hayır, yanılıyorsun ahbap. Onu havaalanında polisler öldürdü. Kumar gibi kişi bahsini oynar, kazanırsa parasının karşılığını alır. Harris kaybetti. Senin derdin ne? 20 yıl hapis cezası yiyebilirim. Soygun yüzünden suçlanan adama bakıyorsunuz. İstemeseniz de bu işe karışmış durumdasınız. Akıllıysanız benimle birlikte oynarsınız. Değilseniz şartlar herkes için zorlaşır. Zeki biri için çok hırslı konuşuyorsun. Bay Big seni gördüğünde ne olacak? Oraya gelinceye dek bekleyelim ha? Şimdi siz ikiniz arkadaş edinmeyi seviyorsunuz. Uyumaya gidin. Hadi. Ve daha sonra ziyarete gelmeyi düşünüyorsanız bunu unutun. Uykum çok hafiftir.
Burada ne yapıyorsun? Çok basit. Sana bakmaya geldim. Bu prensip meselesi Bay Harris, aynı gün içinde benden iki kez kaçılmasından hiç hoşlanmam. Anlıyorum. Bak, mektubu aldıktan sonra... Sana söylemiştim, benim için hikaye uydurmana gerek yok. Evet, söylemiştin. Bak Pete, belki beni ilgilendirmeyen şeylere burnumu sokuyorum ama ben böyle biriyim. Çocukken bile hep soruları soran ben olurdum. Bakıcını bile sorguya çekmişsin. Akıllı olsaydım kendime başka birini bulup seni tamamen unuturdum. İçimden bir ses başın belada diyor. Öğleden sonra soru sormayı bıraktığında çok daha iyi anlaşmıştık. Ben aptal değilim Pete. Bazı işaretleri anlayabilecek kadar uzun süre polislerin yanındaydım. Oyun arkadaşlarına hemen fark ettim. Senden ne istiyorlar? Birer birer sormalısın. Senin polislerle ne alakan vardı? Babam emekli polis yüzbaşısıdır. Anlıyorum. Neden avukat olduğum belli. Baban yakalıyor, sen de kurtarıyorsun. Bununla ne bak, alakası var? Bak, iyi bir kızsın ama bana annelik yapamayacağını bil. Tasma takabileceğim bir köpek değilim. Özgürlüğüne düşkün bir adamım. Şimdi kaybol. Buna gücenmem gerekirdi. Hatta ağlamalıydım. Ama yapmayacağım. Bence başın dertte. Sana yardım edeceğim. Dinle güzelim. Unut bunu. Sadece kendi işine bak. Ve harekete geçeceksin. İyice anladın mı Scott? Evet. Ama tekrar edelim. Yarın gün doğarken parayı teknede bölüşecekler. Polis teknesinde ışıklı işaretini bekleyeceğim. Sonra harekete geçeceğim. Önce işaretime cevap vereceksin. Tamam. Scott. Evet. Sakın kaçırma. Merak etme. Hiçbiri kaçamaz. Ne iş olsun. Canım. Çoktan uyumuş olmalıydı. Ben de seni bekliyordum baba. Bir sorun mu var? Evet. Küçükken her zaman sorunun olurdu. Canının sıkıldığını hemen anlardım. Aslını sorarsan bunu özlemişim. İçinden çıkılmaz sorunlar getirir miydin baba? Oh, ne demezsin. Yeni trençkotlar ve sinema için para isterdim. Sonra ilk sevgili ve tabii yeni gençler ortaya çıktı. O da çok zordu. Ve sonunda o gece benimle çıkmıştım. Hatta ne zaman yeni bir annenin sana bakacağını sormuştum. Oh, bu gerçekten çok zor olmuş. Ama büyük çoğunluğunu çözmeyi başardık. Harris konusunda haklıydın baba. Başı belada. Öyle mi? Sana söylemeyi unuttum. Eskiden tavsiyemi dinlerdin. Eskiden seni uyardığımda o erkeğin peşinden koşturmazdın. Yardım etmek istiyorum baba. Senin bana ettiğin gibi. Neden? Mesleki bir ilgi mi? Ben de tam bilmiyorum baba. Ama bir şey oldu. Sana çılgınca ve mantıksız gelecek biliyorum ama bunu yapmak istiyorum. O sana uygun biri değil Helen. Hem de hiç uygun değil. Bunu daha önce de söyledin, neden? Benim söylemem yetmiyor mu? Bu sefer yetmiyor. Pekala. O eski bir mahkum.
Onunla ilişkin olsun istemiyorum. Hakkında başka ne biliyorsun? Bu yeterli değil Hayır, mi? Hayır değil baba. Fazlası var. Fazlası olmak zorunda. Bir şey olmasaydı bu şekilde davranmazdın. Onun aleyhinde başka ne biliyorsun? Bu gece eve dönüyorsun küçük hanım. Çocukken de sorunlarımı böyle mi çözüyordun? Bu senin iyiliğin için. Öyle mi? İnan bana. İnan bana canım. Eve dön ve onu unut. Bak. Davanın yeniden açılması konusunda çalışabilirsin. Ve ben de... Helen! Günaydın baylar, kıpırdamayın. Hiç ders almıyorsunuz. Günaydın. Yoksa siz de mi balığa çıkıyorsunuz? Evet, sen bu kadar övünce biz de şansımızı deneyelim dedik. Güzel spordur. İskeleye gidiyorum. Sizi götüreyim mi? Bu harika bir teklif. Neden hepimizi almıyorsun? Görünüşe bakılırsa üçümüz de balığa çıkıyoruz. Ha, tekne kiraladınız mı? Evet. Manyan adındaki tekneyi kiraladık. Foster, eskiden polis teşkilatında yüzbaşıymışsınız. Ha, bu uzun zaman önceydi. Hey, bu gece balıkçılık hikayeleri anlatacağız ha? Elbette, fotoğraf da çektiririz. Güzel tekne. Evet. Şansımız varsa bugün avımız iyi geçer. İnmeyecek misin? İyi şanslar.
Teşekkür ederim. Dur bakalım. Kıpırdama. Gidip gelmiş mi bir bakayım. Ne oldu dostum? Dilim mi tutuldu yoksa? Pek sayılmaz. Bir teklifim var. Paranın yerini biliyorum. Para bu teknede. Sana göstereceğim. Pekala. Kendin bakabilirsin. Şu dolabın içinde. Hadi durma, bak. Tam 1.200.000 dolar Tony. İki kişinin olabilir. Yani seninle benim. Neden ikiye bölmek varken dörde bölelim ki? Adam başı 500.000'dan fazla. Bu ne demek biliyor musun? Neden Kane'e verelim ki? Tamam Tommy. Neden ikiye bölelim ki? Benim gibi güzel yaşayan birinin paraya ihtiyacı olur. Elveda pislik. Silahını at Tony. Hemen önüne bırak. Ayağınla bana doğru it. Geri çekil. Geri çekil. Anlayamıyorum. Anlayacaksın. Polis gelene kadar beklemen yeterli. Bölüşmede anlaşmazlık mı çıktı? Bir balıkçıya göre çok şey biliyorsun. Benim işim bu. Eski polis. Başından beri rol yapıyordun. Ben üstüme ne düşerse onu yaparım. Hiç şansınız yoktu. Bay Big başından beri elimizdeydi. Boşuna kendini üzme Tony. Paralar zaten işaretliydi. Bunu tahmin etmeliydik. Evet öyle şu. Benim adım Pete. Ha, Tijuana'da vurulup öldürülen Pete Harris'inki gibi mi? Canını sıkan bir şey mi var? Evet. Pete Harris'in Tijuana'da olduğunu bilen tek kişi onu saklanmaya gönderen kişiydi. Orada telgrafı bekliyordu. Sen biraz fazla konuşmaya başladın. Elbette. 1.000.000'luk işaretli nakiti kullanamayacağını biliyordun ama onu ödül parasıyla kolayca takas edebilirsin. Her şeyi anladın mı? Aha. 3 küçük adam, biri öldü, ikisi kaldı. Bizi getirmek için oradaydın, para tepside bekliyordu. Arılara bal hazırdı, ha yüzbaşı Foster? Olduğun yerde kal. Tabii, elbette. Polisler gelene kadar bekleyelim.
Benim hikayemi de dinleyecekler. Eğer yanılıyorsam senden özür dilerim. Boşuna uğraşma. Şansımız o zaman önce döndü. Eğer Helen öğrenmeyecek olsa bu kadar üzülmezdim. Sen bu işte yoktun. Kurtarıcıların geliyor. Yaralı mısın? Rolf'un burada ne işi var? Onu sana sürpriz olsun diye saklıyordum. Yakalama planını geliştiren oydu. Ama planladığımız gibi olmadı. Değil mi Joe? Hayır. Öyle olmadı. Üçüncü adam Peters'tı. Tuana'da öldürüldü. Scott, ödülü hak eden biri varsa o da Joe'dur. Ona doktor çağıralım. Hayır. Ona sevgilerimi ilet Joe. Teşekkür ederim. Sözlerin bir değeri yok, biliyorum. Ama babanın kaybına ben de senin kadar üzülüyorum. Yaptıkları için ona çok şey borçluyum. Bir şeye ihtiyacın olduğunda beni arayacak mısın? Teşekkür ederim Bay Andrews. Oh, bir şey daha var. Joe Rolfe ilgili. O iyi bir adam. Uzun zaman önce yaptığı o hatayı telafi etmek için çok çabaladı. Bana sorarsan şirketim onu her zaman işe alacaktır. Babamı anlayabilmek için çok çabaladım. Biliyorum Helen. Joe'ya söylediği son şey sana sevgilerini iletmesiydi. Durumu nasıl Bay Andrews, iyi mi? Gayet iyi Joe. Şoku atlatması zaman alacak. Kahramanlık madalyası yalnızlığa çare değil. Babasıyla çok yakındılar. Ona senden söz ettim. Peki ne dedi? Neden ona sormuyorsun?